DataSoft masaüstü uygulamasında enflasyon muhasebesi. Eğitim videomuzun daha faydalı olabilmesi adına videomuzu bölümlere ayırdık. Listede görülen parçaları video zaman çubuğu üzerinden seçerek tekrar izleyebilirsiniz. Enflasyon düzeltme işlemleri menüsüne girerek işlemlere başlıyoruz. Açılan menüden ilk olarak endeks girişi bölümüne giriyoruz. Endeksler menüsünde devlet tarafından belirlenmiş endeks değerleri bulunmaktadır. Bu kısımda enflasyon düzeltmesi işlemlerine başlamadan mutlaka F8'e basarak ilgili endeks değerlerinin eksik veya değiştirilmiş değerler olması ihtimaline karşı standart değerlere getiriyoruz. Oluşan enflasyon farklarının yazdırılması için gereken raporların içerik ve tasarımına etki eden bölümdür. Ekranda görülen rapor detayları standart olarak verdiğimiz bir rapordur. Kullanıcıların ekstra bir tanım yapmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak farklı bir rapor tasarımı isteyen kullanıcılar yeni bir rapor tanımlaması yaparak kaydedebilirler. Grup tanımları. Enflasyon muhasebesinde hangi grubun hangi hesap aralığında olduğunu belirliyoruz. O alanda grup tanımlarını yaparak stok, demirbaş, sermaye ve genel diye ayırabilirsiniz. Bu işlem sonraki adımlarda size kolaylıklar sağlayacaktır. Ve örnekte gördüğünüz gibi stoklar için hesaplama yöntemi belirleyebilir, daha sonra gerekirse tanımlar esnasında değiştirebilirsiniz. fiş tanımları Hesapların farklarının hangi hesaba kaydedileceğini ve düzeltme hesaplarını mutlaka tanımlamanız gerekmektedir. Biz örnek tanımlar oluşturacağız. Hesap planınız uygun ise aynılarını kullanabilir, değişiklikler yapabilir veya yeni tanımlar ekleyebilirsiniz. Yani bu örnekte enflasyon fark hesabı 15398'e açılmıştır. Bu fark hesapları kullanıcı tarafından açılmalıdır. Ancak sizin hesap planınızda 153.98'de başka bir kayıt olması sebebiyle fark hesabını 153.97'ye açmış olabilirsiniz. Bu durumda ilgili örneği 153.97 olarak güncellemeniz gerekir. 110 ve 150 nolu hesaplarda alt hesaplar görünüyor. Bu gibi durumlarda alt hesaplar için tanımlama yapmanıza gerek yoktur. Ana hesap tanımlandığında alt hesaplar için ana hesap tanımı geçerli olacaktır. Bu sayede aynı hesap planını kullandığınız diğer firmalara fiş tanımlarını kopyalayabilirsiniz. İster tek tek tanımları yapabilir, isterseniz F7 ile aralık belirterek toplu hesap tanımı yapabilirsiniz. Tanımlama işlemi esnasında düzeltme fark hesabı eksik ise tanımlar sırasında yeni hesap açarak tanımlayabilirsiniz. Örneğin 1598. Bu bölüm sadece fonksiyon tuşlarını gösterme amacı ile hazırlanmıştır. Uygulanan işlemler örnektir. Sonraki bölümde enflasyon muhasebesi işlemlerine devam edilecektir. Şimdi, uygulamaya kısa bir ara verip fonksiyon tuşlarını öğrenelim. F6 ile tüm kısa yolları görebilirsiniz. Enflasyon düzeltmesi tanımları tamamlandığında bilanço hazırsa sıradaki işlem, F7 tuşu ile dönem sonu mizanından değerleri aktarmaktır. F1 geçmiş yıl hareketleri. Örneğin sermaye yedeklerine girip bakınca satırların boş olduğunu görüyoruz. İlgili işlemleri çağırabilmek için ilk uygulama işlemlerinde sermaye yedekleri bilanço değerine gidip F1'e basmalıyız. F1 veya F6 tuşlarını kullanarak o hesapla ilgili 2004 yılından bu yana tüm hareketler taranarak listeleyebilir, F4 tuşu ile kaydedebiliriz. Gördüğünüz gibi satırlar artık işlemlerle dolduruldu. Tüm hesaplara bu işlemi tekrar ederek doldurmalısınız. Sermayede olduğu gibi birden fazla hesap taramak istiyorsanız F6 ile aralık vermeniz mümkündür. F6 ile gelen hesap aralığını F4 tuşu ile kaydedebilirsiniz. F4 bu ekranda listelenen kayıtların detay tabloya yazılmasını sağlar. Enflasyon düzeltmesi yapılırken firma numarasının geçmişten bugüne aynı olması gerekiyor. Eğer geçmiş yıllarda firma farklı numarada ise veriler bulunamaz. Bu sebeple aynı numara olacak şekilde güncellenmesi gerekir. Hareket raporu filtreleme. Hareket raporunu çektikten sonra detay tabloya yazılmasını istediğiniz hareketleri filtrelemek için kullanılır. F1 tarih, yazılan tarih ve sonrasındaki kayıtları getirir. F3 son tarih, o tarihe kadar olan kayıtları getirir. İşlemler bittikten sonra F5 ile belge yazdırıp saklamanızı tavsiye ederiz. Yapılan işlemleri kaydetmeden çıkmak isterseniz escape tuşunu, kaydederek çıkmak istiyorsanız F2 tuşunu kullanın. Basit ortalama yöntemi. Önce F7 dönem sonu mizanından aktar işlemi uygulanır. Ve değerler listelendikten sonra stoklar yeniden değerlendirilirken hangi yöntem seçilecek ise burada seçilir. İlk uygulamada hem stok hem de gruplar bazında istediğimiz yöntemi seçebiliriz. Yani bir stokta basit ortalama, bir diğer stokta devir hızı yöntemi tercih edilebilir. Tüm satırlar, grup tanımlarında stok ve basit ortalama seçilerek tanımlandığı için bu alanlar dolu geldi. Satırlar gruplarda önceden ayarlandığı şekilde gelir ancak ihtiyaç duyarsanız satır bazında değişiklik yapılabilir. Detayları görmek isterseniz satırların içine girerek sağa doğru hareket edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi katsayılar, düzeltilmiş değer ve enflasyon farkı alanları hesaplanarak otomatik olarak doldu. Basit ortalama yönteminde herhangi bir başka işlem yapmanıza gerek yoktur. Tanımlamalar bittikten sonra F5 ile yazdırıyoruz. PDF dosyasını ileride kontrol etmek için kaydederek saklamanızı tavsiye ederiz. Son olarak işlemleri tamamlamak için F3 ile enflasyon düzeltmesi fişi oluşturuyoruz. Fiş oluşturmak için enflasyon fark hesaplarının ve düzeltme hesabının girilmesi gerekmektedir. Tanımdan çıkmadan işlemlerinizin kaybolmaması için F2 ile kaydederek çıkma yolunu kullanabilirsiniz. Fiş oluşturduktan sonra kontrol ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi muhasebe fişi oluşmuştur. Stok devir hızı yöntemi. Biz örneğimizde beyaz eşya stokları 1530510 stok devir hızı seçip ilerleyeceğiz. Siz alınma tarihini bilmediğiniz başka stoklarda da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Buradaki her satır için dönem içi satılan malın maliyeti, dönem başı stok tutarı ve dönem sonu stok tutarı kullanıcı tarafından girilmelidir. Dönem başı stok tutarını açılış fişinden alabilir, satılan malın maliyetini ise 621 nolu hesaptan alabilirsiniz. Dönem sonu stoğu mizanda bulunan dönem sonu değeridir. Bu değerleri girdiğinizde program stone hangi aydan kaldığını tespit ederek buna göre o ayın katsayısı ile düzenleme işlemlerini yapacaktır. Yöntemler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz enflasyon muhasebesi videomuzu izleyebilirsiniz. F5 ile belgeyi yazdırıp F2 ile kaydederek çıktıktan sonra Stok devir hızı belgesi ile basit ortalama belgesini kıyaslayarak hangi yöntemin sizin için daha faydalı olduğuna karar verebilirsiniz. Artık, F3 ile enflasyon düzeltmesi fişi oluşturabiliriz. Envanter yöntemini, stokun ne zaman alındığı belli olan durumlarda kullanacağız. Mizan'dan aktardıktan sonra ilgili tüm değerleri tek tek doldurmalıyız. Bilanço değerinde iken hareket raporu üzerinden satın alınma tarihini görebiliriz. Böylece muhasebeye kaydedildiği tarihi ve tutarını yazabiliriz. Tüm satırları tamamladık. Gördüğünüz gibi düzeltilmiş değer ve enflasyon farkı oluştu. Her işlemden sonra raporu görüp kontrol ettikten sonra yazdırmanızı tavsiye ederiz. Sonra F2 ile kaydedilip F3 ile fiş oluşturulmalıdır. Demirbaş amortisman. Örnekte gördüğünüz gibi amortismanla hesabın ilişkilendirilmesi ve birikmiş amortisman tutarının mutlaka belirtilmesi gerekir. Reel olmayan finansman varsa evet deyip kullanılan krediye ilişkin bilgileri seçerek tanımlamalısınız bu tutar program tarafından hesaplanıp maliyetten düşmektedir. Bizim örneğimizde reel olmayan finansman maliyeti yoktur. F7 dönem sonu mizandan aktar ile hesap aralığı çekiyoruz. F1 ile tabloyu açıp F4 ile detay listesine kaydediyoruz. Gördüğünüz gibi tüm hesaplarda birikmiş amortisman hesabı ile ilişkilendirmeyi yapıyoruz. Eğer birikmiş amortisman varsa bu değeri kayıtlarınızdan bularak girmelisiniz. Tüm satırlardaki işlemler bittikten sonra F5 ile belge yazdırıyoruz. F3 ile fiş oluşturuyoruz. Ve son olarak F2 ile kaydedip çıktık. Sermayenin düzeltilmesine öncelikle yeniden değerleme değer artış fonu, maliyet artış fonu ve iştirakler değer artış fonu gibi fonlardan kaynaklanan artışın düzeltilecek sermaye tutarından düşülmesi gerekir. 500 hesabının değeri 5200 görünüyor ancak bilanço değeri 3200 geliyor. Bunun sebebi, programın bilanço değerini hesaplarken, mevcut sermayeden, ödenmemiş sermayeyi düşerek net sermayeyi bilanço değerine getirmesidir. Bu sebeple eksik kayıtlara ulaşmak için, F6 yöntemi ile aralık vererek detayları çekiyoruz, toplam değer 6200 görünüyor. Enflasyon düzeltmesinde taahhütler değil ödemeler esas alındığı için 3000 Türk Lirası sermaye artırım taahhüdünü silmeliyiz. Sadece nakdi ödemeleri ve fondan yapılan artırımları bırakıyoruz ve daha sonra fondan yapılan artırım tutarının işlem türünü fon olarak değiştiriyoruz. Bundan sonra program kendisi hesaplayarak tutarları denkleştirecektir. İşlemler tamamlandığında F2 ile kaydediyoruz. 500'e tekrar girdiğimizde gördüğünüz gibi hesaplamalar yapılmış, enflasyon farkı bulunmuş ve tüm değerler doldurulmuş durumda. Artık enflasyon düzeltme fişi oluşturabiliriz. Sermaye yedekleri. F7 ile mizandan aktarıyoruz. 540 bilanço değeri 24066,02 Türk lirası iken F1 ile geçmiş yıl hareketlerine baktığımızda 5672,86 Türk lirası geliyor değerler eksik kaldığı için çıkıp F6 ile geçmiş yıl hareketlerini getiriyoruz. Şimdi bilanço değeri ile denkleşti. Artık F2 ile kaydedip yazdırabiliriz. ve son olarak enflasyon düzeltme fişi oluşturuyoruz. Farkların Virmanı Enflasyon düzeltmesi işlemleri tamamlandıktan sonra dönem sonu itibariyle bu hesaplanan enflasyon farklarının ana hesaplara devredilmesi gerekiyor. İlk uygulama tanım ve işlemler menüsüne girerek 0000 enflasyon ilk uygulama seçilir ve hesaplar listelenir. F3 ile fiş oluşturma işlemine başlanır. Tanım içinden işlem tipinde farklar virmanı seçilir. F2 ile kaydedilir. Fişe girip bakıyoruz, gördüğünüz gibi, tüm fark hesapları ters kayıt yapılarak o farkı oluşturan ana hesaba kaydedilmiştir. Tüm işlemler tamamlandı. Fişlerinizi yazdırarak kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Enflasyon düzeltmesi kapsamında, dönem kar zarar hesaplarının ve 698 hesabın kapatılması ilgili hesaplara devri sonunda, Mali tablolardan bilançoyu enflasyon düzeltmesi dahil veya hariç olarak almanız mümkündür. Ayrıca enflasyon düzeltmesi uygulanmış bilanço gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamesine otomatik olarak eklenmektedir. <laughs>